Arkadaşlar merhaba. Ben Derya Topal. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Samak Eğitim Kurumu'nda mutfak hocasıyım. Bugün sizlerle tahıllı ekmek yapacağız. Evet arkadaşlar, tahıllı ekmeğimiz için yarım su bardağı ılık suyumuz var. Bir su bardağı sütümüz var ılık. Şöyle yoğurma kabımızı alıyoruz. İçerisinde bir yemek kaşığı kuru mayamız var. Sizler yaş maya da kullanabilirsiniz. Şöyle bir adet yumurtamız var. Ekliyorum. Daha sonra bir yemek kaşığı şeker veya bir yemek kaşığı bal. Şöyle ekliyorum. Şöyle bir yemek kaşığı sızma zeytinyağı. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuz. Şöyle bir yoğurmaya başlıyorum hamurumu. Şöyle sıvılarımı karıştırdım, mayamı karıştırdım. Şu şekilde. Şimdi unu muazzar azar ilave ediyorum. Yaklaşık 4-4,5 bardak un alıyor. Bundan ona göre değişiyor arkadaşlar. Şöyle bir kontrollü şekilde ekleyip yoğurmaya devam ediyorum. Ben içerisine keten tohumu kullanacağım arkadaşlar. Yumuşak bir hamur elde ettik. Bir saat bunu mayalandıracağız. Daha sonra şekeri ve fırınıza atacağız. Evet arkadaşlar, ekmek hamurumuz mayalanmış. Çok güzel bir şekilde. Şöyle ortamızı kenarlandırıyoruz. Ve hamurumuzu önce şöyle kaplayarak gazını alıyoruz arkadaşlar. Ki maya kokmasın diye. Şu şekilde. Hamurumuzun gazını aldık, maya kokusu çıksın diye. Şimdi tekrardan ellerimi şöyle bir yağladım. Sıvı yağ veya zeytinyağıyla. Hamurumu şu şekilde arkadaşlar. Şöyle topluyorum, pürüzsüz hale getiriyorum. Şu şekilde altı topluyorum. Şöyle pürüzsüz bir hale getiriyorum. Şekilde topladım. Üstü pürüzsüz oldu. Alt tarafından topladım gördüğünüz gibi. Şöyle tepsime alıyorum yağlı kağıdın üzerine. Bu şekilde üzerine birazcık bastırıyorum. Ve tepsi mayası yapmak için arkadaşlar hamurumu bir yarım saat tepside mayalandırıyorum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, hamurumuz mayalandı. Ekmeğimiz bu. Şekil vermiştik. Tepsi mayasına bırakmıştık. Şöyle bir çizik atıyorum arkadaşlar. Bir bıçakla şöyle bir çizik attım. İsterseniz sizler de atabilirsiniz. Ama atmazsanız da değilsiniz. Şu şekilde. Ekmeğimizi 180 derece fırında, alt üst fırında kızana kadar pişiyoruz. Yaklaşık 45-50 dakika arasında pişiyor. Arkadaşlar, ekmeğimiz tepsi mayası oldu. Şimdi atıyoruz. 180 derece alt üst fırına atıyorum. 45-50 dakika arasında pişiyor. Arkadaşlar, ekmeğimiz oldu. Ben fırından çıkardıktan sonra şöyle sardım. Üzeri kurumasın diye. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir ekmek. Şöyle bir dilim kesiyorum. Sıcak kesmeyelim, hamur olmasın. Soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim içini. Buyurun. Şöyle.
Bakın yumuşacık bir hamur. Afiyet olsun şimdi.